Azerbaycan'dan Şarif Şerifov'un finale çıkması, rakibi Ukrayna'dan İbrahim Aldatov. Sabah seansında gördüğüm kadarıyla Şarif Şerifov çok güzel maçlar yaptı. Birinci turda Kore'den Yunu, ikinci turda Amerika'dan Sanderson'u, üçüncü turda Kazak Bayduay Sayvi, çeyrek finalde İran'dan Ali Rıza Gudarzi'yi ve yarı finalde Albert Saritov'u çok güzel teknik bir maç sonunda yendi ve finale kaldı. Rakibi de yabana atılır değil, Ukrayna'dan İbrahim Aldatov. Yılların kurdu sevgili güreş severler. İlk turu maç yapmadan geçti. Kırmızı mı öyle izlediniz İbrahim Aldatov? İkinci turda Moldov Yanulov'u, üçüncü turda Belarus'tan Magomedov'u, çeyrek finalde Gürcüm Marsagashvili'yi ve yarı finalde Letonya'dan Zivirbulis'i yenerek finale kalmıştı. Ve şimdi günün en iyi iki 84'ü burada final yapıyor. Mavi mayolu Azerbaycan'dan Şarif Şerifov'u, kırmızı mayolu Ukrayna'dan İbrahim Aldatov'u izliyorsunuz. Son yıllarda Azerbaycan özellikle serbest güreşte çıkış içerisinde takım halinde 2009'da Avrupa şampiyonu oldular. Dünya ikincisi oldular ve her siklette madalya kovalıyorlar. İbrahim Aldatov Türk güreş seyircilerine uzak birisi değil. Türkiye'deki yapılan birincilik müsabakalarında bir kulübümüz adına yarışmalara katıldı. Kendisi teknik bir güreşçi ama bizim gönlümüz Azerbaycanlı güreşçinin yenmesi. Evet, evet, bastırıyor Şarif Şerifov. Çok önemli bir puan alıyor sevgili seyirciler. İstanbul Dünya Güreş Şampiyonası'ndayız. TRT Avaz ve TRT Anadolu'dan tüm dünyaya canlı olarak bu final maçını izlettiriyoruz. 84 kiloda mavi mayolu Azerbaycan'dan Şarif Şerifov, rakibi Ukrayna'dan İbrahim Aldatov'u 1 dakika 28 saniye geride kalırken bastırarak 1-0'la geçti. Bu 1-0'ın avantajını devrenin sonuna kadar sürdürürse devreyi de kazanacak. Şimdi Aldatov'un bir dalma girişimi vardı. Çok güzel darıyor İbrahim Aldatov ama Şarif Şerifov da çok karşı atak güreşen teknik bir güreşçi. Son 10 saniye birinci devre, Aldatov'un dalma çalışmaları var, aldatma çalışmaları var. Şimdi budayarak girmek istedi. Şarif Şerifov izin vermiyor ve birinci devreyi Can Azerbaycan'ın şampiyon güreşçisi Şarif Şerifov önde tamamlıyor. Sevgili seyirciler, işte seyirciler ekranlarınızda, onlar da final maçlarını canlı olarak buradan izlemenin heyecanını yaşıyor. Puan olduğu pozisyon kafa kola girmişti Aldatov. Yukarıdan oyunları çok iyi yapıyor ama Şarifov bunu yemedi. Azeri sporcunun böyle bir pozisyondan kurtulması küçümsenecek bir olay değil. Kendisini kutluyorum. Aldatov çünkü sıradan bir sporcu değil, teknik bir sporcu. Belki seyircilerimiz bu orta sikletlerde az puanla müsabakanın bitmesini azımsayabilirler. Ama birbirine denk olan, bir de ülkeleri birbirine yakın Rusya Cumhuriyetlerinde de müsabaka yapıyorlar. Aynı zamanda da denk ve teknik olmakla beraber birbirini iyi tanıyan sporcular. Evet, 84 kilonun altın madalya mücadelesinde ikinci devre başladı. Birinci devreyi sevgili güreşseverler mavi mayoyla Azerbaycan'dan Şarif Şerifov önde tamamladı. Rakibi çok güçlü İbrahim Aldatov. 2009 Danimarka'da dünya şampiyonasında bronz madalyası var. Yine 2009'da Vilnius'ta Avrupa şampiyonasında gümüş madalyası var. Katıldığı her şampiyonada madalya alıyor kırmızı mayolu İbrahim Aldatov. Ve rakibi Azerbaycan'dan Şarif Şerifov son Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazanmıştı Dortmund'da. 2010'da Bakü'de Avrupa şampiyonasında final yaptı, gümüş kazandı. Ve Danimarka'da da yine dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı Şarif Şerifov. Çok genç ve teknik bir güreşçi. Bakalım bu devreyi de kazanabilecek mi? İkisi de kontrollü müsabaka yapıyorlar. Çünkü bir puan kaybettiklerinde daha önceden de söylediğimiz gibi telafi etme imkanı yok. Ve bir puan alan sporcu müsabakayı galip bitirebilir. Çünkü sabahtan beri çok fazla müsabaka yaptılar. İkisi de zaten günün son yorgunluğunu yaşıyordu. Evet, Şarifov çok dikkatli. Kontrol ediyor rakibini. Aldatov soy isminde olduğu gibi çok aldatıcı bir güreş yapıyor. Her an sağdan dalar gibi yapıp sola, soldan dalar gibi sağa, dışarı kutlara inebiliyor. Çok teknik bir güreşçi. Şarifov bunu bildiği için, bakın işte evet, söyledik.
yine koltuk altı geçerek soldan dalmak istedi ama antrenörleri Şerifov'u çok iyi çalıştırmış. Azeri güreşçinin dalmasını engellemek için de bileklerinden tutuyor, dikkat ederseniz. Evet. Aslında hakemler şimdi daldı. Şerifov evet, çok güzel zamanda çıkar, daldı. Puan biraz çıkar, daha iki puan evet, da vardı, çıktı. 3 evet. Puan birden çıkıyor. Evet. Saydırıyor. Her atış olabilir ama süre bitiyor sevgili seyirciler. İşte Şarif Şerifov rakibine iyi çalışmış. Evet, antrenörü Firdousi Umudov ekranlarınıza geliyor. Şöyle diyelim, bir milletin diğer devletinden şampiyon çıktı, şimdi diğer devletinde şampiyon çıkacak inşallah. Evet, inşallah diyelim. Bir millet, iki devlet sevgili güreşseverler. Çok iyi çalıştırmış. Kendisi de gençlerde şampiyon olan antrenör Firdousi Umudov ekranlarınıza geliyor. Çok iyi çalıştırmış takımını. İşte her gün birlikte ter döktüğü kardeşini, dikkat arkadaşını, diğer antrenörde diğer antrenörde sevgili bayrağını aldı. Evet. İşte Can Azerbaycan ve Türkiye iki ay yıldızlı bayrağımız minderde. Şerifov iki bayrağı da alıyor. Ve ikisiyle birlikte sevgili güreşseverler. Minder'de işte böyle güzel görüntüler izlettiriyor bize. Azerbaycan'ın kurucu devlet başkanı Heydar Aliyev'in bu güzel sözünü Minder'de uygulamaya geçiriyor sevgili seyirciler. Son dünya şampiyonu Şarif Şerifov ve burada tüm seyirciler onu alkışlıyor. Büyük tezahürat var. Haydar Aliyev'i de büyük devlet adamında rahmetle anmak zorundan. Senin için adlanmak edersin. Nur içinde yatsın diyoruz. Ve diyoruz ki önümüzdeki dönemde de böyle devlet adamlarımız, spora sahip çıkan büyüklerimiz her zaman olsun. İşte biraz önceki pozisyon yeniden ekranlarınızda. Ve burada sevgili güreşseverler maçın döndüğü an. Aldatov bir şey yapamadı çünkü Şarif Şerifov dersini çok iyi çalışmış. Çok güzel taktik yaptı ve yıllar önce Eskantene bir tuş da var orada ama çok kısa süre çok kısa bekletmediği için vermediler. Yıllar önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in her evde bir güreşçi projesi şimdi meyvelerini veriyor. İşte o her evde bir güreşçi projesinden seçilen Şerif Şerifov şimdi birkaç yıl sonra burada dünya minderlerinde fırtına gibi esti ve şampiyon oldu. Ama biz bu arada şunu unutmayalım. Müsabakaların açılış günü çok coşkulu bir açılış oldu. Sayın Başbakanımızın açılış müsabakalar öncesi salona gelmiş olması hem yarışmalara katılan sporcularımız ve burada bulunan seyircilerimiz için de bir moral motivasyon oldu. Yarın inşallah müsait olurlarsa, çocuklarımızla finale kalırlarsa Sayın Başbakanımızı, Cumhurbaşkanımızı, seyircilerimizi bizler buraya bekliyoruz. Çünkü devlet büyüklerinin sporcuların yanında olması moral, motivasyon ve psikolojik olarak büyük bir destek oluyor. Bir de diğer ülke idarecileri üzerinde de olumlu bir yaklaşım ve mesaj oluyor. Dolayısıyla bu kadar emek verdiğimiz bir organizasyonda bugün bir şampiyonlukla, yarın da başka şampiyonluklarla süsleriz. Çünkü biraz önce siz de söylediniz, yüzler ülkenin katıldığı bir organizasyon. Bugüne kadar FIBA üyeleriyle, FIBA başkanıyla ve diğer ülke yöneticileriyle görüştüğümüzde son yılların en iyi organizasyonu olduğunu biz değil, onlar da söylüyorlar. Onun için biz Spor Bakanlığımızı, Spor Teşkilatımızı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğünü ve Güreş Federasyonu Başkanı ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Ülkemizi gururla, şevkle tanıttıkları ve buna katkı yaptıkları için emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Biz bunları yaptığımız sürece 2020 olimpiyatlarını bu altyapı teşkil edecektir. Çünkü buradaki bulunan 104 ülkenin yöneticileri gittiklerinde bu güzellikleri buradaki ilgiyi, buradaki coşkuyu anlatacaklar. Dolayısıyla olimpiyatlar öncesi bizim için pozitif puanlar olacaktır. Mesela geçmişte basketbolda, formüle yarışlarında ve 2011 yılındaki dünya şampiyonasında yaz oyunları
Erzurum'da yapılan kış oyunlarında Türkiye büyük organizasyonlar yapacağını göstermiştir. Türkiye'nin her bölgesinde bunu yapacağını göstermiştir. Mesela Trabzon'da üniversite oyunlarını yaptık. Dolayısıyla 2020'de niye yapmayalım? 2020'yi Türkiye fazlasıyla hak ediyor. İnşallah biz de sağlığımızda gözümüz kapalı olmadan ülkemizde bir olimpiyatı görme şerefine nail oluruz. Evet, inşallah diyoruz. Öğrencilik yıllarımızda hep tartışırdık. Olimpiyatı alabileceğiz mi? 2000 yılında planlanmıştı ama 2000 yılı geçeli tam 11 yıl olmuş. Bakalım 2000 yılında alacak mıyız? Gönlümüz olimpiyatları almaktan yana sevgili güreşseverler. Ve hemen belirtelim. Şimdi elime yarınki kurallar geldi. Yarın mindere 3 güreşçimiz çıkıyor. Son Avrupa şampiyonu Fatih Çakıroğlu İlk karşılaşmasını Letonya'dan Dimitris Mihailovs'la yapacak. Avrupa üçüncüsü milli güreşimiz Batuhan Demirci ilk karşılaşmasını Meksika'dan Escoto Valencia ile ve son olimpiyat şampiyonumuz 66 kiloda Ramazan Şahin Kanada'dan Garcia Verenes'le yarın ilk karşılaşmalarını yapacaklar. Diyoruz ki Sinan Erdem spor salonunda coşkumuz büyük olsun. Seyircilerimiz bu milli güreşçilerimizi desteklesin ve saygıdeğer yöneticilerimiz de eğer zamanları uygunsa gelsin. Minder'in aslanlarına Minder'de destek versin diyoruz sevgili güreşseverler. Ve önümüzdeki olimpiyat içinde baraj niteliği taşıyan dünya şampiyonası burada çok zevkli ve çekişmeli güreşlere yarın sahne olacak diyoruz. 84 kilonun madalya töreni yapılıyor. Ekranlarınızda geliyor Albert Saritov. Bronz madalya kazandı. Geçen yıl Moskova'da da Soslan Ketsoye bronz madalya kazanmıştı. Şimdi takım arkadaşı Saritov bronz madalyanın sahibi. Serdar Böke'yi burada görmek isterdik. Ama bugün Serdar Böke tutturamadı. Şans ondan yana değildi. Artık önümüzdeki şampiyonlara bakacağız. Ve işte İbrahim Aldatov. Her şampiyonadan madalya çıkaran çok teknik bir güreşçi. Adından da anlaşılacağı gibi Müslüman İbrahim Aldatov. Ama dikkat ederseniz Türkiye'deki sporcuların ülkeleri hep Kafkaslar'daki ülkeler. Evet. Aslında Bila Uluslararası Dünya Güreş Federasyonu üçüncülük madalyasını bir fazla artırmasının sebebi her kıtaya madalya sayısının sürülmesiydi. Ve Can Azerbaycan'da Şarif Şarifoğlu sevgili bireyseverler kürsünün en üst basamağına hak ettiği yere çıkıyor. Güreğiyle savaştı, güreğiyle savaştı, çıktı ve altın madalyasını aldı. Biz de Şarifoğlu'na teselli vuruyoruz çünkü o da ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak. İşte dünya şampiyonluk kemeri sevinçle kuşanıyor Şarif Şarifov. Azerbaycan ve şimdi Azerbaycan Milli Marşı. Arkadaşlarımızla kutlayalım.